Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları okullarda ücretsiz öğün verilmemesine karşı ses yükseltti. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, AKP'ye oy veren kadınlara seslendi. Çocuklarınızı açlığa mahkum eden bu iktidara oy vermeye devam edecek misiniz diye sordu. Ülkemizin en acil çözülmesi gereken sorunlarından birisi çocuk yoksulluğu. AKP iktidarının okullarda tek öğün yemek projesini rafa kaldırmasına tepkiler sürüyor. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, 81 il 973 ilçede kadın kollarıyla eş zamanlı basın açıklaması yaptı. CHP Genel Merkezi'nde konuştu Nazlıaka. Çocukların açlığa sürüklendiğini vurguladı. Deprem bölgesi hariç ücretsiz öğün her yerde kaldırıldı. Hem de bir genelge ile. Bu genelgede ne mi var değerli arkadaşlar? Açlığa hapsedilen çocuklar var. Peki bu hangi gerekçeyle kaldırıldı? Sorarım size. Tasarruf yapmak için mi? Tasarruf yapacaksanız önce saraydan başlayın. AKP'ye oy veren kadınlara seslendi. Ve buradan ben özellikle AKP'ye oy veren kız kardeşlerime, AKP'ye oy veren kadın arkadaşlara da seslenmek istiyorum. Çocuklarınızı açlığa mahkum eden bu iktidara oy vermeyi devam edecek misiniz arkadaşlar? Çocuklar okulda açlıktan bayılırken ücretsiz öğün uygulamasının rafa kaldırılmasını asla ama asla kabul etmiyoruz. Buna asla izin vermeyeceğiz. Nazlı Aka TÜİK'in verilerine de dikkat çekti. Her üç çocuktan biri sağlıksız besleniyor dedi. TÜİK'e göre 7 milyon 600 bin çocuğumuz dengeli beslenmiyor. Gene toplam çocuk sayımızın 22 milyon 738 bin 300 olduğu gerçekliğinden yola çıkarak şu veriyi paylaşabiliriz ki ülkemizdeki çocukların %33.7'si yani %34'ü yani her 3 çocuğumuzdan en az birisi dengesiz, sağlıksız besleniyor ve maddi yoksulluk çekiyor. Nazlı Aka AKP iktidarına seslendi. Okullarda ücretsiz öğün talebinde bulundu. Derslerde açlıktan bayılan çocuklar hepimizin ama hepimizin yüreğini yakıyor değerli arkadaşlar. Ama bu utanç ülkeyi yönetenlerindir. Bu sorun derhal ama derhal çözülmelidir. Bugünden itibaren her ilde ve her ilçede eylemler başlatacağız.